Hoş geldin. Evet. Sen ne sigarası? 13 tane sen bir şeker. 13 tane yaz. Ver. Buyurun. Hadi bu yapı, bu Ali Sayın. Ben yaparım ben Ali. Kaçta biteyim? Ben de senin ileride. Gel bakayım. Kahveciliğim. Nasıl başladın dersen. Kahveciyim, yıllardır kahveciyim. Yalnız 1996'da gurbete gitmem gerekiyordu. Göç ettim. Bu memleketten, köyümden. Bir daha geri dönmem gerekti. 10 sene Bursa'da geçti. 2006'da geri döndüm. Benim de bir kahvem olmasını istedim. Kahvemi düzenledikten sonra eski eşyaları babamdan, dedemden kalan eski eşyalarımı toparlanıp sağa sola takmaya başladım. Onu gören köylü, vatandaşlar, esnaf, onlar da elinde kalan kanesiydi, süt makinesiydi, sepetiydi, radyosuydu, ona benzer eskilerine çalışmayan veya çalışan eşyalarını getirdi. Müze haline dönüştü. Tabii dışarıdan da getiren dostlarımız var. Onları da kabul ettik. Güzel bir müze oldu. Eşim dostum gelen resimcisiydi, doktoruydu. Beğeniyle seyretti, resim yaptılar. Ve burayı tanıtmaya başladılar. Çok da hoş bir şey oldu bana göre. Ben de memnun oldum. Memnun da oluyorum. Misafirlerim geldikçe işte iyi yapmışım dedikleri zaman güzel olur. Koltuğum kabarıyor. İyi bir şey yapmışım diye. Şeyler var. Şeyler var. Paketler var. Bak normal telefonun birine bağlıyorsun. Karşıda da iki tane çıkıyor. Bunu da ona takarsın. Bu rahatlıkla kullanılır. Burada dahilinde bunu yok ama. Sesi de çok gürcük. Ve bu sesi de özleyenler çok. Yani birinin yanında aramızda da çok da mutlu olurlar. Duyuyor. Dolayısıyla ben buna kendimi adaptör takıyorum. Burada bir şey vardı. Şöyle ne var ben? Devamlı gidiyordum. Kapattılar. Yani. Kapattılar. Ondan almıştık. Güzel bir şey. Bu ses her şeye değer. Nasıl plak hastaları plak cızırtısına bayılıyorlar. Çok temiz müziği sevmiyorlar. Rahatlıkla konuşuyorsun. Altı bunun bir de arandığın zaman klasik zil sesi var. Ve çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. Şu anda sen bunu rahatlıkla şeye normal bir telefona bağlama şansın var. Bıraktın mı? O zaman çok gülerim. Gülüm gülüm daha olmazsa daha iyi de benim için. Evet bak hafif gülebilirsiniz. Bir de gözlüksüz çeksem. Gözlükte yansıma yapıyor. Aynen yapar. Ben bir de böyle bakarım. Ya. Şuradan bana bakıyorsunuz. Hocamı da dinleyeyim. Ondan sonra
Bir de hani derler ya, bana bak, ben kolunun dışında doğal bir şey yaparım. Yalnız hafif bana dönün. Çok yanlar olmasın. Çekiyorum böyle. Tecrübeni sabittir. O da onun belgesidir yani. Dokular, yani yüzdeki şeyler, bunlardan sonra ben yok etmem. Ya ben şeyle mesela karşılaştım. Yani yüzüyle çok oynadım. O senin karakterin ya. Yani. Bazı bir burun vardı. Yakışır adama nasıl yakışır? Amayanlar biraz şey istiyor ama onun dışında pek şey yapmıyorlar. Gerçekten öyle. Yani ben mesela burnu vardı, adam kemerdir ama bu adamın o yüzünde o duruyor yani. Doğal, doğalları çok daha iyi. Kesinlikle öyle yani, yakışır ya. Şeyde üzerinde çekim yapıyoruz yaşlı bir amcayı. Öyle konuşuyor. Amca az yan dönsene dedim. Ya dedi bu şey, o dedim yakışıyor sana dedim. O şekilde çıksın. Evet. Biraz yan dön dedim. Şu şeyi görelim. Karakteri görelim dedim. Sonra baktı. Kendini de hoşuna. Mesela yüz karakteri vardı. Hakikaten derin çizgiler vardı. O şey olmuş. Yılların izini, o fotoğrafı onunla vereceğiz. Kesinlikle. Başka bir türlü çıkması lazım. Ben uzun zamandır evimde de böyle geçmişe yönelik değişik koleksiyonlar saklıyorum. Nebiyana da fotoğraf çekmek için sık sık geldiğimizde bir gün tesadüfen burada mola verdik. Epey oldu, 10 yıl oldu. Bu kahvedeki bu Kibar Bey'in biriktirdiği eserleri görünce çok ilgimi çekmişti. Daha sonra bu süreç içerisinde burası tabii gelişti. Daha dikkat çekici bir hale geldi. Bir gün Kibar abiyle de tanışma fırsatımız oldu. Daha detaylı konuştuk. Hemen aklıma şu geldi. Bu insan kendi çapında amatörce bu işleri yapıyor ama bunu bir Samsun'a çağıralım. Samsun'daki bu tip mekanları bir gezdirelim. Bir gün sözleştik emekli öğretmen abisiyle birlikte. Samsun'da Kibar abiyi ağırlama şansını bulduk. Başta kent müzesi olmak üzere. Kent müzesini, işte Gazi Müzesi'ni ve koleksiyoner birçok arkadaşımız var. Murat Bayzat var, Hilmi Uzun arkadaşımız var. Oraları gezdik. Birkaç tane antikacı dükkanını gezdik. Kendisine ufkunu biraz daha genişletmek için. Şimdi de elimizden geldiği kadar buraya ziyaretler yapıyoruz. Gelişmeleri izliyoruz. Bu konuda destek vermek amacıyla da bazı nadide parçaları da Kibar abinin müzesine aktardık. Diğer taraftan şehirde çeşitli kurumlara, kuruluşlara tanıttık. İşte Samsun'da KATAP var, benim de üyesi olduğum. Karadeniz Tarih Kültür Araştırmaları Platformu. Başkanımız çok sıcak baktı. Bir plaketle ödüllendirdi kendisini. Oradaki farkındalık daha çok oldu. Daha çok yayıldı da geniş kitleye. İnsanlar daha sık gelmeye başladı. Bu geri dönüşler de bizim için çok hoş oldu. Hoşumuza gidiyor. Biz de keyifleniyoruz. Özellikle bu tür yerlerin şehrimize daha çok olmasını arzu ettiğimiz için herhalde bizim mutluluğumuz daha fazla oluyor. Kibar Bey de sağ olsun bu konuda bizim desteklerimizi geri çevirmiyor, kabul ediyor. Bu şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Örnek verirsem, dışarıda bir Anadolu'muz var. Anadolu'muzu çalışırken arkadaşımdan istemiştim. Başka köyden vermemiştim. Sonra düşünmüş, taşırmış, niye olmasın diye bana vermiş Anadolu derdi. Aldı. Ben müzemi bir kenarına koydum. Bir örnek daha verecek olursa, Kore gazilerinden bir abimiz, dedemiz, dayımız gelirken bayrak getirmiş. Bu bayrak evde dururken, burayı gördüğü zaman benim çocukların, torunların bu bayrağın kıymetini bilmez diye bana ver, bunu ancak sen kollarsın, sen korursun. Sağ olsun aldık, yalnız ömrü kısaymış.
abimizin. Ya bu arada bayrağın her tarafı eskimiş. Hüseyin Aksoy valimiz, Samsun valimiz onu yaptırdı. Ona saygılar da sunarım. Köyümün en eski radyosu. Bundan başka radyo yoktu köyde. Bir evde vardı, oraya toplandı. Tabii zaman zaman başka evlerde de oldu. Buraya toplanırdı köylü, ajans dinlerdi. Ajans, haber ajansı. TRT1'den başka yoktu. Muhakkak TRT haberden, haberlerden sonra iki türkü dinlerdi. Şimdilik de ben bazı aklıma geldiği zaman gelir açarım radyomu. Türkümü dinlerim. Derinlere dalar giderim. Onun için burası bana bir güzel bir yer oldu. Ve yiyeceğiz.